Eat Yemek'ten. Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Beslenme Günlüğüm serisinin 3. videosuna hoş geldiniz. Hemen kahvaltıyla başlıyorum. Kahvaltıda bugün kendime 5 yumurtalı bir omlet yaptım. Yaklaşık 40 gram tereyağı kullanarak hazırladım bunu. Ve bunun yanında da siyah zeytin yedim. 7 tane falandı. Bir de bir tane de keçi boynuzu yedim kahvaltıdan sonra. Bu kahvaltıdan aldığım toplam makrolara bakacak olursak 730 kaloriydi. 5 gram karbonhidrat, 64 gram yağ ve 32 gram protein, yani protein ve yağ açısından yüksek. Eğer low carb tarzı besleniyorsanız bu kahvaltı size oldukça uygundur arkadaşlar. Daha sonra derse gittim. Dersten dolayı yiyecek pek vakit bulamadım. Ancak arada bir tane muz yedim. Yanında da bir bardak süt içtim. Onun da besin değerlerini aşağıda görüyorsunuz. Derslerin ardından antrenmana gittim ve antrenman dönüşünde yeşil mercimek yedim. 250 gram kadar mercimek var burada. Bunun içine 7 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Ve bol bol da turşu koydum içine. Burada da toplamda 1225 kalori, 145 gram karbonhidrat, 45 gram yağ ve 60 gram protein vardı. Antrenmandan sonra hem protein hem karbonhidrat açısından oldukça zengin bir öğündü. Daha sonra duşumu aldım ve kendime küçük bir kuru yemiş tabağı hazırladım diyebilirim. Burada yarım avuç kadar, bir 30 gram kadar fındık içi vardı. Yine 30 gram kadar badem içi ve bir tane de kuru kayısı vardı. Bunun ardından da bir tane de elma yedim. Onların da besin değerlerini aşağıda görüyorsunuz. Son ön olarak da tavuk göğsü yedim arkadaşlar. Yaklaşık 400 gram tavuk göğsü vardı. Bunu yağ kullanmadan salça ile pişirdim. Toplamda 440 kalori karbonhidrat yoktu. 3 gram yağ ve 102 gram protein içeriyordu bu öğünümde. Bunu yerken bir yandan da Sage ile Furkan'ın muhabbetini dinledim. Onu da açıklamalara ve kartlara koyarım. İsterseniz dinlersiniz. Gerçekten güzel bir video olmuş. Bu arada tavuk göğsünü yerken arada bir 7 gram kadar da balık yağı aldım arkadaşlar. 5-10 gram arası günde almanız öneriliyor. Ve bunu mümkünse yemekle birlikte veya yemeğin hemen ardından almanız öneriliyor. Ve son öğünümden 1,5 saat kadar sonra ZMA ve probiyotik aldım arkadaşlar. ZMA dediğim için komagnezyum, probiyotik de bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakterilerden. Gün sonunda tabloya bakacak olursak toplamda 3144 kalori, 222 gram karbonhidrat, 156 gram yağ ve 215 gram protein vardı. Bugün de bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız, kanala abone olursanız beni de mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.